Fazla da bu kilo. Çok güzel ama. Sen şimdi çok kötü zamanda geldin. Tam cuma saati. Burası çok eski. Afiyet olsun. Bu dedemiz Ali Baba. Evet, Ramazan helvası, Ramazan'a özgü bir tatlımız. İsmi Ramazan helvasıdır. Ramazan aylarında özel olarak bir ay boyunca Ramazan'a özgü çıkartmaktayız. Bu tatlımız bizim dedemizin yapmış olduğu bir tatlıdır. Dededen oğlu, oğuldan oğlu geçmektedir. Üçüncü kuşaksınız herhalde. Ben üçüncü kuşağım, evet. Sadece Ramazan aylarında mı çıkıyor efendim? Sadece Ramazan aylarını özel çıkartmaktayız. Bu herkes tarafından bilinmiyor herhalde. Belli bir bölgede satışı oluyor değil mi? Genelde bu tatlıyı eski insanlarımız daha iyi bilmektedir. Ama şu an son günlerde yani son birkaç yıldır talep artmaktadır. İnsanlar bu tatlıyı bilmiyorlar. Bildiklerinde hani o ona söylüyor, ona söylüyor, böyle zincirleme şekilde bu tatlı Bursa'da yayılmaya devam ediyor. Bursa'nın çok eski bir tarihi tatlısıdır. Ve bu tatlı yayıldıkça tatlımıza talep artmaktadır. Bunun içerisinde un, yağ, su. Sadece bunlarla yapılıyor. Evet efendim. Şeker var herhalde bir de. Şeker kızartma işleminden geçmektedir. Ramazan helvası. Kızartma işlemi bittikten sonra şeker şekere yatırılmaktadır. Şerbeti. Evet doğru. Bu tatlıdan siz ne kadar satıyorsunuz? Yani bu değişen bir şey tabii ki. Değişken bir durum. Günde bazen 200 kilo, bazen 300 kilo günlük değişmektedir. Kilosu 90 liradan satılmaktadır. Peki farklı yerlerden gelen almaya gelenler var mı isteyenler? Yani siparişle gönderiyor musunuz? Muhakkak tabii ki. Muhakkak tabii ki. Yani bunun için insanlar özel olarak şehir dışlarına gelenler olmaktadır. Geldiklerinde adreslerin numaralarını bırakmaktadır. Biz de bu şekilde kendilerine kargoyla taze taze sıcak sıcak göndermekteyiz. Dedemiz bu işin 1960 senesinde başlamıştır. 1960 senesinden bu yana devam etmekteyiz.